Herkes AKP'lilerin mecliste yaptığı mangal sefasını konuşuyor. Vatandaşlar ay sonunu getiremiyor. Yiyin efendiler yiyin. Bütçe görüşmelerinin devam ettiği saatlerde AKP'li vekillerin meclis bahçesin kuzu şiş çevirmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. AKP'li vekiller o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü saatlerde AKP'li milletvekilleri Meclis bahçesinde ciğer ve kuzu şiş çevirip yedi. Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaş evine et bile sokamazken vekillerin bu anları sosyal medyadan müzik eşliğinde paylaşması tepki topladı. Saadet Partili vekil Yaşam Mücadelesi verirken Artı gerçekte yer alan habere göre, meclis kürsüsünde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman'ın kuzu çevirme görüntüleri müzik eşliğinde paylaştı. Gazi meclisimiz bugün kadim şehrimiz Diyarbakır koktu. Suna Kepoğlu, mecliste yaptıkları kuzu şiş çevirmenin fotoğraflarını da sosyal medya hesabından aşağıdaki notu düşerek paylaştı. Gazi Meclisimiz bugün kadim şehrimiz Diyarbakır koktu. Türkiye Bütük Millet Meclisi'nde 2024 yılı bütçe görüşmelerimiz devam ederken, Gazi Meclisi'nde bulunan tüm milletvekillere, meclis çalışanlarına ve misafirlere Diyarbakır'ımızın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden ciğer, meftune, kadayıf ve meyan kökü şerbeti ikramında bulunduk. Meclisteki mangal partisine AKP'liler bile tepki gösteriyor. Bütçe görüşmeleri sırasında AKP'li vekillerin mecliste mangal yapması kamuoyunda tepkiye yol açtı. AKP'liler dahi yaşananları eleştiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2024 bütçe görüşmeleri devam ederken AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman'ın, meclis bahçesinde mangal partisi düzenleyerek ciğer ikramında bulunmasına tepkiler sürerken bir tepki de AKP'li MKYK eski üyesi Burhan Sakallı'dan geldi. Sakallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaptığınız şey kelimenin en hafif tabiriyle düşüncesizlik, had bilmezlik, milletten memleketten habersizlik ve aymazlık ifadelerine yer verdi. Sakallı'nın paylaşımına birçok kesim tarafından destek mesajları geldi. Gelen mesajlar içerisinde şu ifadeler yer aldı. Bir tarafta Gazze duyarlılığı, bir tarafta mangal. Salih saygı, vatanını milletini düşünen insanlar partizanlık yapmak yerine doğruyu söyler. Aynen sizin gibi Mehmet Eser bir tarafta halkın ekonomik olarak perişanlığı, bir yanda siyasal İslamcıların Gazze duyarlılığı varken. Burhan Başkan gibi samimi olanları kastediyorum. Birçoğu dümenci. AKP'nin içinden olup AKP'li vekillerin bu yaptıklarını kınamak onurlu adam işidir. Tebrikler başkanım. Ozan Heper siz partiden birisiniz ve sizden başka bu konuda yorum yapan olmadı. Size yakışan bir davranış. Teşekkür ederim bu konudaki görüşünüz için. Yiğit ulu haksız mı? Siz olayı hiç anlamamışsınız. Vicdan, din, bir tarafta Filistin, diğer tarafta ölen bir milletvekili. Hayda neşe içinde yapılan mangal. Ben ilk defa Burhan Bey'i eleştirirken gördüm bence dikkate alın. Burak Çiçek Eskişehirli hemşehriniz olarak bu hassasiyeti gösterdiğiniz için size teşekkür ederim. Hepimizin yüreğini acıttı bu görüntüler. Hasan Ulusoy bu dik duruşunuz ve tepkinizden ötürü sizi tebrik ederim. AK Partili milletvekillerine bir tepki de Şamil Tayyar'dan geldi. AK Parti Gaziantep eski milletvekili ve önceki dönem MKYK üyesi Tayyar konuyla ilgili açıklamasında niyeti izaha çalışmak ne çare. Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? Bir küçük özür ifadelerine yer verdi. Özür dileyin çağrısında bulundu. Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyi niyetle yola çıkılsa da istenmeyen sonuçlar doğmuşsa, izleyenin ruhu incinmiş, boğazı düğümlenmişse niyeti izaha çalışmak ne çare? Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? Bir küçük özür ifadelerine yer verdi.